Ahirette işler böyle döndüğü için ölüm de ne şekline sokulacak? Koç suretine sokulacak. Koç suresinde getirilecek, cehennemden de bütün Müslümanlar çıkarılmış olduğu vakitte cennet elde bakacak, Allah Allah! Cehennem elde bakacak, öyle bir yerde ki cennet, cehennem ne kadar büyük. Cehennemden en son çıkan Müslümana on bu dünya kadar cennet veriliyor. Düşün ki cennete ilk girenlere, daha önce çıkanlara, yani cennete girenlerin sayısı sırf 224 bin peygamber garanti girecek. Onların sahabeleri garanti girecek. Sırf o hesaba baksak hepsini 60 dünya kadarla çarpacağız. Çünkü son çıkana 10 bu dünya kadar. Bu kadar büyük yer. Halkı dağılmış. Adamın 60 dünya kadar yeri kendisine müstakil. Başkası giremiyor. Senin apartmanın bahçesi gibi. 60 dünya kadar yer normal bir Müslümana yani verileceği sahih Bukhari Müslüman hadisi. E ama öyle bir yere koyuyor ki Mevla koçu ondan sonra herkes görebiliyor eşit. Ne gibi? Büyük bir dünyadayız. Ama ay her yerden görülüyor. Güneş her yerden görülüyor. Onun gibi. Yüksek olunca her yer görülüyor. Yü'ta yevmel kıyamet işte kıyamet gün getirilecek. Bil mevti ölüm ala sureti kebşin emleha işte bir koç suretinde herkes de bakıyor şimdi. Bu nedir? Ne yapacaklar yani şimdi burada? koç kesseler cennete bir koç kime yetecek de? Bir de bakıyorlar. Ondan sonra Bismillah Allahu koç kesilecek. Şimdi misal alemi şimdi burada ne anlatılmak isten, isteniyor? O zamana kadar cennet ehli rahat edememiş. Evinde barkında yiyor içiyor da her nimeti var, hiçbir azabı yok. Fakat şu endişesi var. Biz buradan acaba çıkarılır mıyız? Veya biz bunu bizi buradan ayırırlar mı? Ayırırlar mı acaba? Çünkü o kadar güzel ki hani ayrılacaktıysam keşke hiç görmeseydim. Ayrılacaktıysam keşke hiç bilmeseydim. Çünkü o lezzete ulaştıktan sonra o lezzetten soyutlanan bunalıma girer, intihar eder yani. Ne olacak bu sefer? Ahirette ölüm de yok. İntihar etsen de ölemiyorsun. Onlar öyle. Cehennemdekiler de 7 bin sene yanmışlar. Ama şimdi ebedi kalacak olanlar. Acaba biz buradan çıkar mıyız? Diye bir beklentileri var. Yine ümidi kesmemişler. Koç kesilince, Sağ taraf cennet, sol taraf cehennem. Koçun kesildiği mevkide. Sağ tarafa nida ediliyor. Ya ehlel cenneti, ey cennet halisi, huludun fela mevte. Artık burada ebedi kalacaksınız. Ölüm kesildi. Daha ölüm diye bir şey yok. Ölmek istesen de ölemiyorsun. Öldürmek istesen de öldüremiyorsun. Ölüm yok. Ölüm kalktı. Cennette bir bayram. Ya 7 bin sene olmuş, hepimiz tetikteyiz yani psikolojik olarak. Ya çıkarsak ya ayrılırsak. Elhamdülillah dediler şimdi bize cennet, hakiki cennet oldu. Ama bir de cehennemi var bunun. Ve ya ehlennâr, ya e ateşte yananlar, artık Müslüman da kalmadı burada. Hulûdün felâ mevt. Siz de orada sonsuza kadar kalacaksınız. Artık ölüm Yok, ölmek isteseniz ölemezsiniz, yanacaksınız, yanacaksınız. Etleriniz eriyecek, efendim yağlarınız eriyecek, bütün yüzünüzdeki deriler dökülecek, ateş beyninize girecek, yeniden taptaze deriler verilecek, yeniden filiz gibi yeni bir insan, yeni bir azap ve işkence devam edecek. Bu nasıl bir işti? E büyücü Allah'ı inkar etmek kolay bir işti. Bir adam, bir adama ufacık bir iyilik etse de, sonra ona nankörlük etse, elinden gelse onu kesip doğuruyor. Ulan ben sana bu kadar iyilik ettim, bana niye böyle ettin, hainlik değil mesela. Ki yaratan değilsin, yaşatan değilsin. Sebepler alemde bir iki bir şey adama iyilik ettinse diye yani, senin kölen mi olacak? Tabii vefasızlık da, terbiyesizlik de o ayrı bir şey. Seciyetsizlik de, e, şahsiyetsiz kişi, mürüvvetsizlik ayrı bir şey. Vefalı olmalıydı ama değilse de sen işkence yapma ne hakkı var kulun mudur ama Allah Teala yapacağım buyuruyor. Ölümde kesilecek, her şey bitecek. Ebedi susuzluk. O zaman cehennemdekilerle cennetteklere arada görüşecek. Birbirine halleri gösterilecek. Sadece cehennemli cenneti hiç görmeseleşecek. Orada bile nimetleri görüyor. Bir de beğenmediği bir adam Ezdi bir adam hor hakır gördüğü bir adam işte mezub, dili şalvarlı, cübbeli, bilmem ne çarşaflı karı. Be kokanalar hiç beğenmiyor çarşaflıları. Kokanalar var çok memlekette. Böyle üzerine değse böyle şşt, böyle çeker. Değil mi? Kokanalar çok hiç çok gıcık oluyorlar çarşaflılara. Ondan sonra falan ahirette bir de bakacak kendi cehennemde yanıyor kokana saçını başını boyamış, bilmem ne yapmış, eline de bir fifi almış. Fifi dolaştırıyor. Ondan sonra oradan da bir şey geliyor. Ay şunlar da ya memleket bitmediler şey bunlar. He Diye işte ben. Burası şeriat devleti değil. Burası bilmem kimin ülkesi bilmem ne bir şey. Geç kardeş sen çarşafınla sabreyle. Bak sonunu seyreyle. Değil mi? Bana da öyle neler yapıyorlardı. Şimdi biraz meşhur oldum diye çıplaklar da gelip bende resim çektirmeye çalışıyor. <laughs> Allah Allah! Dünya tersine döndü ya! Dünya tersine döndü. Ben de bir şey demiyorum şimdi ne yapayım? Hiç olmazsa hocalardan korkmasınlar diye. He, hidayetine vesile olsun be. Ama ben seni çok dinliyorum. Sanki benim kızım, torunum gibi uzaktan geliyor çırılçıplak. çıplak. Hocam falan. Allah ne oldu diyorum ya bu benim neyim oluyor arkada. Gözümün önüne bakıyorum falan. Seni ayağımın ucuna bakmaya çalışıyorum işte falan. Allah razı olsun yine. Sevgi imandandır falan. Ama öbür hocalara da öyle yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı bilmiyor. <laughs> Mustafa Ekin Hoca öyle dedi. Uçakta dedi, bindim de. Bir de yanıma dedi, biri geldi dedi, işte küpeli, müpelir, erkek, saçlar burada falan. Ya bir saatlik yola gidiyoruz. Bir dakika diyor, adamla bir göz göze gelemedim ki, yani bir yan yana, bir göz göze gelsem, selamünaleyküm nasılsınız diyeceğim falan. Oradan bir laf açacağım. Laftan da bir işte emri bil maruf yapacağım. Namaz, abdest bir şeyler falan. Ulan uçak yarıyı geçti. Adam suratımıza bakmıyor falan. İşte elini çekiyor. Bilmem ne uçakta otururken böyle yanın değiyor tar ya. Falan öyle yapıyor, böyle yapıyor, bir şeyler yapıyor. Adam uyuz oldu. Bana diyor. Ne yapayım, ne edeyim? Dedim ki diyor. Ben dedim diyor o teke tekte çıkan hoca var ya Cübbel hoca. Onun tanışıyım. İşte yakınıyım ben neyse. Aa dedi diyor ben onu çok severim ya. Nereden tanıyorsun falan. Neyse diyor bir muhabbete bir şey bir damardan girdik diyor yani. Şu i̇şte acayip bir şey. Ama normalde ben daha çocuktum. Kara orada cübbe dikiyordu Abdülbaki Efendi. Rahmetullah Efendi Hazretleri ne dedi hacamat yapardı bizi Efendi Hazretleri'nin ihvanlarından. Kavri nur olsun. Onun oraya gidiyordum. Oradan İsmail Aya doğru yolda iniyorum. Orada oturmuşlar kahvelerin kapılarında. Şalvalı, cübbeli o zaman kimse yok. Çocuk yok yani. Büyükler var. 7 8 10 yaşında falan yok. Onun için bizim adımız kaldı cübbeli ya. Ondan sonra gidiyorum oradan. Oradan koca koca adamlar diyor. Lan bunları kestik kestik bitiremedik. <laughs> Lan ben hiç geriye bakmadan tabii o zaman çocuğum hızlı gidiyorum yani. Hiç geriye bakmadan fın Tabii öyle başımıza geldi. 50 sene evvel böyleydi durum. 50 sene evvel böyleydi. Muhammed Efendi Hazretlerimiz bu tecdidi yaptı, İslam'ı dünyaya yaydı, bu kadar medreseler, hocalar, talebeler. Ya nasıl oldu? Ne yaptı mübarek? Diyordu ki benim diyordu arkamda hanımım e, hanımım çarşaflı, hanımım çarşaflı, ben de cübbeli efendim şalvarlı gidiyorum kasap dükkanda işini bırakıyor çıkıyor ki bunlar Pakistan'dan mı gelmiş Hindistan'dan mı gelmiş manav geliyor peşime doğru bu adam nereden gelmiş bu İslamiyet kolay mı geliyor yine iş alimlerin emri bil maruf yapması bedel ödemesi korkmaması kim ne der diye tenkicinin levminden çekinmemesi Allah için İslam'ı yaşaması ve yaşatması sayesiyle bugüne kadar geldi. Bundan sonrasını Allah tamam erdirsin. Amin.